Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşam Adayı'yla hoş geldiniz. Yine güzel bir konu ve konuklarımla karşınızdayım. Sefalar getirdiniz programımıza diyelim. Bugün bedensel engelimizin hayatımızın önünde bir engel olmadığını ve bunları ne şekilde aşacağımızı göreceğiz. Engelli kardeşlerimiz biliyorsunuz, özellikle benim programın başlarının tacı. Onlara özellikle yer vermeye çalışıyorum. Sesleri olmaya çalışıyorum. Zaman zaman ulaşıyorlar. Abla, bunu dile getirir misin? Ben de onlar için dile getiriyorum. Bugün Metin Fırat, kendisi bizi tanıyorsunuz artık, Metin Bey Elazığ'da gayet medyatik ve engellilerin sesi oluyor kendisi. Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası Türkiye üçüncüsü. Bu üçüncülüğü ne şekilde kazandı? Hem bedensel engeli olmasına rağmen sporda gayet iyi bir derece yaptı ve kendisi aramıza geldi. Hem engeller üzerinden konuşacağız, hem de nasıl yeneceğiz bu engelleri, bunu konuşacağız kendisiyle. Muhammed Abacıoğlu, kendisi milli sporcu ve antrenör. Muhammed Bey'le de özellikle engeller için neler yapılıyor, neler yapıyor, bunu konuşacağız. Kendisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde de çalışıyor. Evet. Sizin de sorunlarınız, sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz varsa 0506-094-67-23 nolu hattımızı kullanabilirsiniz. Özellikle engelli kardeşlerimiz, sizin mesajlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Çünkü yaşamış olduğunuz çok fazla sıkıntı var. Bu sıkıntıları bizimle paylaşın, sesleriniz olalım. Çünkü sizler eğer evde oturursanız, sorunlarınızı bize iletmezseniz, bize sizin ses olamazsak birçok insan bundan haberdar olmayacak. Maalesef bazen empati kurmakta da zorluk yaşıyoruz diyebilirim. İnsan görmediğini bilmiyor. O yüzden bize bugün anlatın, anlatın, sesiniz olalım. Numaramız program boyunca alt bant olarak kalacaktır. 0506-094-67-23 nolu hattımızı kullanabilirsiniz ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Metin Bey, zaten bu ikinci programımız. Evet. Sizinle seyircilerimiz sizi tanıyorlar. Ben sizi Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası Türkiye üçüncüsü olarak tanıttım. Ama bir de bizim bir dernek başkanlığımız, evet, da var değil mi? Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanlığı yürütüyoruz. Bir de Elazığ Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanlığı'nı yürütüyoruz. Bir de Türkiye Engelliler Elazığ İl Başkanlığı'nı yürütüyoruz burada. Çalışmalarımızı öyle sürdürüyoruz. Gayet aktifiz. Aynen, köşe yazılarımız da var. Evet, belirli gazetelerde. Evet. Bunların hepsini konuşacağız. Muhammed Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de milli sporcu ve antrenör olarak tanıttım ama başka var müdür ünvanlarımızı yani ekleyecekler? Metin Bey kadar menümüz zengin değil. Ama Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde güreş antrenörlüğü yapıyorum. Türkiye şampiyonu ve milli güreşçiyim. Metin Bey, Türkiye şampiyonu. 3 defa Türkiye şampiyonu oldum üst üste. Sonra milli sporcu oldum. Sonradan da milli sporcu olmamdan dolayı devletimiz bizlere bir kadro açtı. Antrenör kadrosu. Elazığ'a tanıdım. 10 yıldır Elazığ'dayım. Aslen Şanlıurfalıyım. Ama Elazığlı oldum artık. Karaçalı suyunu içtim. Sonra Elazığlı o oldum. O bizim kültürümüzde, evet, vardır. Evet. Ekmeğimizi, suyumuzu yiyen Elazığ'dan, hı-hı, ayrılamaz. Aynen. Şunu da konuşalım o zaman. Şimdi Türkiye'de spor deyince maalesef aklımıza sadece futbol geliyor. Evet. Yani futbolun gölgesinde kalmış diğer spor dalları. Sizin Türkiye 3 kez Türkiye birinciliğiniz var. Evet, evet. Ve maalesef futbolun gölgesinde mi diyeyim? Yani en azından ben çok sporla ilgili değilim açıkçası. Evet, şimdi belki de tam bilmiyorumdur. Melisa Hanım, şöyle bir durum var. Maalesef ülkemizin kanayan bir yarası. Olimpiyat şampiyonalarında amatör sporlar, işte boks olsun, güreş olsun, tekvando olsun, jimnastik olsun, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektiren sporcu ve spor branşları bunlar. Ama işte maalesef değindiğiniz gibi ülkemizde bir futboldur tutturmuş giden bir düzen var. Biz milli sporcular olarak, amatör sporcular olarak, bireysel sporcular olarak bu duruma üzüntülüyüz. Üzüntüyle bakıyoruz ama inşallah da bu çıtayı biz bayağı büyüttük. Bundan sonraki kardeşlerimiz, gençlerimiz bireysel sporları böyle dünya Avrupa şampiyonu olarak, olimpiyat şampiyonu olarak daha da duyuracaklar inşallah. Ama önceki gibi değil. Futbol, hani değindiğiniz gibi, daha bir ön plandaydı. Şimdi jimnastik mesela dünya şampiyonu, ilk defa tarihte dünya şampiyonumuz çıktı jimnastik branşında. İbrahim Çolak şampiyonumuz. 2016 Rio Olimpiyatlarında İstiklal Marşımızı tek okutan branş güreş oldu. Taha Akgül şampiyonumuz. Sanki güreşte hep Türkiye iyiydi değil mi? Tabii ki. Yani tarihten bu yana Atatürk de, Mustafa Kemal Atatürk de sporu çok severmiş.
Peygamber Efendimiz'den bu yana, daha doğrusu güreş hep ön planda ki savaşlarda ve düğünlerde, ülkemizin bazı bölgelerinde düğünlerde düğün güreşleri yaparlar. Güreşin dünyaya ve Türkiye'ye çok büyük şeyi var, güreşin etkisi var. Evet, güreş deyince de yağlı güreş aslında, evet. Bizim kendi kültürümüzde. Tabii. Özellikle 600, Marmara bölgesinde. 656 yıl devam eden, aralıksız devam eden ve üzüntüyle belirtmek istiyorum, ilk defa bu yıl yapılmadı pandemiden dolayı, virüsten dolayı. İnşallah devam edecek. İnşallah, inşallah diyelim. Bütün spor dalları da hak ettiği yeri bulur diyelim. Çünkü halter deyince aklıma Naim Süleymanoğlu geliyor. Yanlış söylemedim inşallah. Bir de Halil Mutlu vardı bir de. Onlar Türk'ün bayrağını, Türkiye'nin bayrağını defalarca İstiklal Marşı'mızı okuttular halter branşında. Tabii ki onunla kalmadık. Şimdi de sırada Metin Fırat var. Evet. Metin Bey'le tanışıklık ne şekilde oldu? Metin Bey, yani nasıl girdiniz bu alana? Ve özellikle şeyi de merak ediyorum. Hani halter sonuçta bir ağırlığı kaldırmanız gerekiyor. Ağırlıklar ne şekilde kaldırdınız? Ne kadar kaldırdınız? Şimdi ben böyle bir sosyal medyada benim gibi genellikle engelleri takip ederim ben. Neler yapıyor, nasıl bir aktive içerisindeler. Ben orada bakarken dünya üçüncüsünü gördüm ben. İsmini hatırlayamıyorum. Kendisinin videolarını takip ettim, izledim. Ya dedim, ben de engelliyim, bedensel engelliyim. Kendisi de bedensel engelli. Bu azmiyle biz niye yapamayalım? Yani engelli olduk diye çekilip bir köşemizde mi oturalım yani? Hayır dedim. Ben Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzü, bir önceki dönem Supi Bey'i kendisini aradım. Ben halterde sporcu olmak istiyorum. Bununla ilgili beni eğitebilecek bir hocaya ihtiyacım var. Tamam dedi. Telefonu kapattı. 10 dakika sonra aradı. Hocamızı sağ olsun Muhammed Bey kendisini bana önerdi. Ben kendisiyle görüştüm, tanıştık, bir araya geldik. Sağ olsun hocam. Teknikleri anlattı bana kendisi. Sonra spor yapacağımız yer yok Gençlik Müdürlüğümüzde. Biz özel fitnesslere gittik, hocamız şey yaptı. Gittik orada, sağ olsun hani ilk çocuk adım atar ya. Evet. Biz de öyle yavaş yavaş hocamızla birlikte yavaş ağırlar kaldırarak böyle bir şeye geldik. Hocamın çok etkisi var üzerimde gerçekten. Kaç ayda geldiniz bu aşamaya? Yani Türkiye üçüncülüğü ay mı diyeyim, yıl mı diyeyim, ne kadar zamanınız aldı? Biz şöyle başladık. Biz genellikle federasyonumuzun, Halter Bedensel Engeller Federasyonu'nun sitesini takip ettik. Yayınlamasını bekledik. Biz 5 ay çalıştık değil mi hocam? 5 ay çalıştık. Evet. Biraz daha erkenden şey yaptılar hocam. Program önce başladı. Belirtilen bir tarih aynen. vardı. Sonra öne çektiler. Aynen. Biz 5 ay beraber antrenman yaptık Metin Bey'le. 70 kilogramdan başladık antrenmanlarımıza. Sadece 70 kilogram. Zaten kendisi de 71 kilogram geliyordu. 5 ay içerisinde 122 kiloa kadar çıktık biz Metin Bey'le. 122 kilo büyük bir başarı. Yani 5 ayda 50-52 kilogram fazla kaldırdı. Ki tabii bunun içerisinde engel durumundan dolayı antrenmanlarımız hava yağışlı oldu, karlı oldu, soğuk oldu falan. Tam teşekküllü antrenman yapamadık. Ama bizim hep Elazığ'a bir sözümüz var. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağız ve milli takıma, Avrupa Dünya Şampiyonası'na Metin aynen. abimizi göndereceğiz. Elazığ'da bir ilki yaşatacağız ki bu da Metin Bey Engeller Dernek Başkanı. Engelli vatandaşlarımız evlerinde kapalı bir dünya içerisinde yaşamasınlar. Bir sürü Rabbimin açtığı pencereler var. Spor anlamında, müzik anlamında, sanat anlamında. İnşallah bu programın aracılığıyla sizin sayenizde, Kanal 23'ün sayesinde İnşallah. Şu anda evlerde bizleri izleyen bütün engelli kardeşlerimize canlı gönülden ki sağlam insanlar, sağlam sporcularımız da var bizim. Onlara kucak açıyoruz tabii ki ama engelli kardeşlerimize iki kat kucak açıyoruz. Onları evlerinde böyle işte soğuk veya sıcak odalarda oturmasınlar. Gelsinler, başımızın üstünde yerleri var. Bizim özel salonlarımız da var. Özel fitness salonlarımız. Sağ olsunlar bize kucak açıyorlar. Ücret talep etmeden. Bir tek Metin Fırat'la değil, Elazığ'da birçok Metin Fırat'lar vardır eminim ben. Evet. Muhammed Bey, ilk defa bir engelli kardeşimizle mi çalıştınız? Daha önce çalıştım ben. Daha önce işitme engelliler güreş takımında işitme engelli kardeşlerimiz vardı.
Ben aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Orada beden eğitim öğretmenisiniz. Evet. Güreş derslerine giriyorum. Ha, güreş eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Ama kadrom güreş antrenörü kadrosu. Orada da özel sporcularımız var. Onlara da şimdi yaşları küçük olduğu için katılamıyorlar turnuvalara. Onlara da Metin abilerin yollarında inşallah hayata, mücadeleye dahil edeceğiz. Ki şuna inanıyorum ben, bizim azmimiz gerçekten engelli kardeşlerimizden daha düşük seviyede. Engelli kardeşlerimizin mücadelesi, hayat mücadelesi bizden daha fazla ki Metin Bey 75 kilogram geliyordu. Ki müsabakaya katılması için 71 kilogram olması lazımdı. 4 kilogram zayıfladı. Malum engelli olduğundan dolayı hani bizim gibi yürüyüp koşabilse daha rahat bir şekilde kilosunu atar. Ama Metin Bey büyük bir gayretle sadece aç kalarak diyet programıyla 4 kilo zayıfladı. Çok iyi. Yani Metin Bey çok aktif zaten. Evet. Yani halter şampiyonasında Türkiye üçüncü olması beni hiç şaşırtmadı diyebilirim. Hemen her platformda engellilerin sesi oldunuz. Evet. Gerçekten duyurdunuz. Melis Hanım şöyle bir durum da var. Biz Türkiye ikinciliğini garantiledik orada. Metin Bey'le oturduk köşede istişare yaptık. Metin Bey dedim bize ya şampiyonluk yakışır ya da üçüncü olalım ama ikincilik bize yakışmıyor. Biz orada bir şey yaptık, bir zar attık yani tabiri caizse. 125 kilogram ağırlığa girdik. Metin Bey onu da kaldırabiliyordu burada Elazığ'da. 2-3 defa denediğimizde kaldırıyordu. Orada bir ilk müsabaka heyecanı, talihsizlik. Eli terledi ve bar elinden kayınca kiloyu kaldıramadı. Yoksa biz 14 sporcu içinden, 14 sporcu vardı. Şampiyonluğumuz garantiydi. Ama inşallah bir dahaki sefere. Her sene yapılıyor zaten. Tabii her sene Spor Bakanlığımıza bağlı bedensel engelliler, halter ve diğer branşlar da var. Tenis var. Basketbol var. Bir sürü branş var yani. Basketbolu falan gördüm de tenisi görmedim. Yok, tenis de var. Oturarak voleybol oyunumuz var engelliler için. Yani Spor Bakanlığımız engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bütün imkanları seferber etmiş durumda. Dediğim gibi sadece ve sadece şu anda bu programı izleyen engelli kardeşlerimiz veya engelli tanıyan komşusu olur, arkadaşı olur, akrabası olur. Bize sadece yönlendirsinler. Bizim başımızın üstünde yerleri var. Ki spor il müdürümüz Abdülsamet Eren Beyefendi, o da bütün imkanları... Buradan selamlarımı yolluyorum kendisine. Aynen evet, spor il müdürümüze. O da bize destek oluyor maddi ve manevi anlamda. Kesinlikle. Evet. Şimdi düşünsenize mesela bir basketbol takımının oluştuğunu, bir voleybol takımının tabii oluştuğunu. Ki. Onlar da sosyalleşecekler, arkadaş bulacaklar, çeşitli aktiviteler yapacaklar değil mi? Tabii hani ki. Sizinki belki bireysel bir şey. Bir şampiyonaya gidiyorsunuz ama bireysel olarak bir de ekip olarak takım olarak gittiğinizi düşünün. Bekliyorum sizden. Sadece halterle sınırlı mı kalacak Metin Bey? Yok hayır. Hocam dediği gibi biz geldikten sonra telefonlar geldi bana. Biz de yapmak istiyoruz. Engelliler var. Şu anda evlerinde çalışanlar var. Evet. Tabii Maden'de tanıdığım engelli kardeşimiz var. Üyemiz. Şu anda evini spor salonuna çevirmiş. Orada çalışıyor kendisi. Onun da bedensel engelli kendisi. Şu an bazı engelli kardeşlerimiz bunu gerçekten hevesleniyor. Ben de yapabilirim diye. Ama burada bir ekip olması lazım. Bunları çalıştırmak lazım. İnşallah bizim düşüncemiz de o hocamla birlikte. Evet. Yani bir kişiyle değil de gidip 7 kişi, 10 kişiyle gidip orada Elazığ'ımızı temsil etmek. Evet. Şimdi bilmeyenler olabilir ve merak edenler olabilir. Mesela sizin Türkiye üçüncüsü olmanız veya milli sporcu kısmına geçmeniz evet. Ekstra bir maddi açıdan bir getirisi var mı? Şu an herhangi bir açısı yok. Maddi bir açısı yok. Biz sadece Elazığ'ımızı temsil etmek istiyoruz gururla. Bir herhangi bir maddi açısına bakmıyoruz. Evet. Ama milli takıma seçildiği takdirde belli bir kilogram barajı var. O barajı geçtikten sonra milli takıma kadrosuna dahil edilirse inşallah ki bizim hedefimiz o. Bize Türkiye şampiyonluk, biz o çıtayı çok düşük görüyoruz şu anda. Amacımız İstiklal Marşımızı okutmak, İnşallah. Bayrağımızı evet. Göndere çektirmek. Zaten Metin Bey'le şampiyonadan olan bayraklı resimlerimiz de falan var. Belki rejideki arkadaşlarımız evet, varsa arkadaşlar bir gösterebiliriz. Görsellerimize. Olimpiyat şampiyonası var engelliler arası sporcularla. O zaman devletimizin de şeyi var. Maddi desteği oluyor tabii ki.
Onu da belirtmek istiyorum. Spor Bakanlığımızın, devletimizin de hem normal sporculara hem bedensel engelli sporculara Dünya Avrupa Olimpiyat Şampiyonası'nda ilk 3 dereceye girdikleri takdirde maddi anlamda ödülleri var. Evet. Ya maddi açıdan tabii ki getiriler çok önemli ama bir de maddi açıdan manevi açıdan gelen kazançları bir düşünün. İnsanın kendine olan güveni, değil mi? Farklı evet. insanlarla tanışmak, farklı platformlara evet. gitmek, evet. insanın kendi şu anda kendi şehrimizi temsil etmek ne evet. kadar güzel. Üçüncü olmuşsunuz ve evet. sadece 5 aylık bir çalışmayla ve ilk evet. defa katıldığınız evet. bir alanda. Genellikle 5 bir senede bir oluyor yarışmalar. Biz 5 ayda başardık biz bunu. Yine üçüncü olduk. Eğer bir senede çalışmalarımız sürseydi gidip orada birinciliği de alabilirdik. Daha fazlasını da alabilirdik. Metin Bey, bir önceki görselde giden valimiz vardı. Evet, onun destekleri evet, fazlasıyla evet, vardı. Sonra Şahin Başkanımız var. Evet, evet. Çok destekleri oldu. Allah razı olsun kendilerinden gerçekten. Şu anki valimizle 2-3 defa biz görüşme şansımız oldu. Sohbet ettik valimizle. Gerçekten spor anlamında çok büyük bir hafızası var. Ben hayran kaldım. Şöyle hayran kaldım. Güreş branşında bana 1988 yıllarının şampiyonlarını saydı. Hadi ben dedim belki güreş branşına hakimdir ama tekvandoyu saydı, boksu saydı. Maşallah sporu seven bir valimiz. Buradan da valimize de selamlar olsun. Evet, saygılarımızı yolluyoruz biz de. Onun da desteğini bekliyoruz. Engelli kardeşlerimize ki eminim desteği tüm son noktaya kadar kullanacaktır bizim için. Hem maddi hem manevi anlamda. Ben de inanıyorum. Evet. Sayın Valimizin birçok şey yapacağına hem sizler için hem de diğer alanlarda yapacağına çok çok inanıyorum, eminim. Sayın evet. Valimizin hafızasının çok çok sağlam olduğunu ben de duydum. Yani sadece spor alanında evet. değil, gerçekten sağlam bir hafızaya ve zekaya sahipmiş. Saygılarımızı tekrar yollayalım. Metin Bey, şimdi 125'te bıraktık değil mi? 125 kilogramda bıraktık. 122 kiloda bıraktık. 125'i kaldırsaydık Türkiye şampiyonu olacaktık. Evet. O zaman şimdi çalışmalara tekrar devam ediyoruz. Nasıl olsa bu sene tekrar gireceğiz. Geçen yıl Adana'da yapıldı. Biz malum bizim Elazığ şehrimizin bir kanayan yarasından birisi deprem. Ben arkadaşlarıma Gakoşlar Diyarı ve Depremler Diyarı diyorum artık. Hani işte siz de yaşadınız. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Evet. Deprem bizim gerçeğimiz. Evet. Ülkece ama Elazığlılar olarak ben Elazığlıyım. Çocukluğumdan beri sürekli depremi yaşayıp yani, duruyoruz. Evet. Geçen yıl depremden dolayı katılamadık. Adana'da yapıldı ki geçen yılda banko şampiyon adayıydık. Çünkü önceki yıl kıl payı kaçırdık. Her yıl yapılıyor. İnşallah 2021 yılında Haziran-Temmuz ayı gibi program öyle gösteriyor. Katılacağız. Ama Metin Bey'le sadece gitmek istemiyoruz. Dediğim gibi 4-5 siklette ki bayan sporcularımız da var. Bayan halter, bayan kardeşlerimiz de katılabilirler engelli olup da. Onları da dahil edebiliriz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir otobüs dolusu gelmişti. Metin Bey de onu evet, da gördü. 20 sporcu, 10 bayan, 10 erkek. Biz de Gakoşlar Diyarı Elazığ'dan 23 plakayla İnşallah 20 kişi gitmeyi hedefliyoruz biz. Evet. Mesela Okan'cığımın ben davet ediyorum. Okan kardeşimizi. Evet. Okan hemen gelmeli. Tiyatroda aktif. Bence de, tabii her şeyde aktif. Evet. Gerçekten engelli kardeşlerimizin sesini duyuran kişilerden bir tanesi de Okan kardeşimiz. Okan'cığım seni de burada görmek istiyorum açıkçası. İnşallah. Yavuzcan bize mesaj atmış. Güzel kardeşim benim. Şöyle mesajını okuyayım Yavuzcan. Ne demiş bize? Melisan, ben Yavuzcan. Hayırlı programlar dilerim. Programınızda biz engellilere önem verdiğiniz için çok teşekkür ederim tüm engelliler adına. Metin Bey'e de aldığı dereceden dolayı tebrik ederim. Metin Bey'e şunu sormak istiyorum. Ben Covid-19 sırası aldım. Evde bakımdan görevliler geldi. Evde sıranız gelmemiş deyip gittiler. Dün evde bakım hizmetlerini aradım. Oradaki görevli bana engellilere aşıyı yapmıyoruz dediler. Haberlerde engellilere aşı yapılıyor diye bu konuda Metin abi ne diyor demiş. Geçmiş olsun, selamlar olsun. Burada bizim genellikle engelli grubumuz var. Burada veri alışverişi yapıyoruz. Biz bunun açıklamasını da orada yaptık. Arkadaşımız yaptı orada. Bunların sırasına göre, hani doğum tarihin sırasına göre aylıklarını alıyorlar. Bunların da sıra geldiği zaman zaten en avuzdan öğrenebilirler orada. Sırası gelince gelip vuruyorlar orada. Bizler bile vuramadık şu anda. Biz de bekliyoruz. Çok böyle şey alıyoruz. Bizler ne zaman vuracağız, ne zaman şalı. Ama sırasına göre geldiği zaman doğum tarihi sırasına göre ondan sonra gelip vuruyorlar elinde. Evet, müşteri olsunlar. Evet, sıraları tabii geldiği zaman olacaklar. Çok şükür. Gelip vururlar, sıkıntı yok. Evet.
Okan kardeşimiz de mesajını yazmış, demiş ki merhabalar değerli ablacığım, iyi yayınlar dilerim. Bugün ve her daim biz engellilerin yanında olduğun için, sesimiz olduğun için sana ve Kanal 23 ailesine şahsım ve tüm engelliler adına çok teşekkür ederim. Ablacığım iyi ki varsın. Sorun ve şikayetlerimiz ile ilgilenen tüm engelli derneklerimize ve yönetimine teşekkür ederim. Saygılar sunarım demiş. Okan Ay demiş, Okancığım selamlar, mesajın için teşekkür ederiz. Ve seni de sporun bir alanında, bir dalında görmek isterim. Bir Türkiye şampiyonu. 1, 2, 3 fark etmez. Seni de orada görmek isteriz değil mi? İnşallah. Okan kardeşimiz de yapar. Tiyatroda çok iyiydi. Bizden daha aktif rol alıyor dışarıda. Çünkü kaldırımı biliyor, gittiği yerleri biliyor. Çünkü akülü araç kullanıyor ya. Nerede ne soruluk yaşandığını iyi biliyor. Bizlere bildiriyor. Biz de çözebildiğimizi çözüyoruz yani. Gerekli yerlere bildiriyoruz kendisini. Tabii onun da spora başlaması daha iyi olur. Yani boş evde oturmaktansa. Hiç olmazsa kendini geliştirmesi daha rahat olur diye düşünüyorum. Metin Bey, engelli kardeşlerimizle çizilen, tayin edilen makus bir kader var. Evet. Evlerinizde oturun gibi. Özellikle belki de görme engelliler daha mağduriyet yaşıyorlardır. Veya yatağa bağlı olanlar dışında söylüyorum. Çünkü görmediğiniz bir dünyaya çıkmak çok zordur. Özellikle onlara yönelik ne dersiniz? Bu bir makus kader olmasın. Engelleri aşmak gerekiyor değil mi? Engelleri gerçekten aşmak gerekiyor. Kendini kapatmaması lazım. Ben her zaman söylüyorum. Ya çık dolaş dışarıda, oranın havasını al, temiz bir havasını al. Yani sadece evde vakit geçirmekle bu iş olmuyor. Bak virüs çıktı, eve kapattım kendimi. Hala da evdeyim. Ama bir parka gidebilirsin, bir yakınınla birlikte orada hava alabilirsin. Veya atölyeler olması lazım. Genellikle belediyenin inşallah Allah nasip ederse engelliler yaşam merkezinde böyle tür atölyeler olduğu zaman kendisini geliştirebilir, şeyler yapabilir orada, üretebilir kendisini. Hem bayan engelli arkadaşlarımız da açısından tabii ki. Şu anda bizim üyemiz var bir tane. Kendisi şu anda terzici. Pit pazarında, Elazığ'ın pit pazarının orasında terzi, bir ufak bir dükkanı var. Orada çabalıyor. Bedensel engelli. Akülü aracına biner, sabah gider dükkanını açar. Orada evet. Rızkını bekler orada. Zeki Hanım'a da selamlarımı söylüyorum. Vallahi gerçekten. Ben de selamlarımı yolluyorum. Şimdi mücadele ediyor. Kendini eve kapatmadı. Ama bazı engellilerimiz kabullenmiyor. Kendini evden dışarı çıkarmıyor. Acaba vatandaşlarımız nasıl bakıyor? Ne açıdan bakıyor? Yani şöyle düşünün. Bunu da ben duyum aldım. Otobüse binerken bizlere beleşçi demeye başladılar artık. Bu açıya geldik artık. İnşallah vatandaşlarımızdan böyle düşünceler içerisinde olmasalar daha rahat olur. Hiç olmazsa zaten biz kendi kabullenmişiz biz bunu. Ama sizin de bunun demeniz daha bizim zorumuza gider. Hani sıkıntı yaşarız bu durumda. Bir de onu alacağız, dışarı çıkmayacağız. Ondan sonra da kendimizi tamamen kapatmış oluruz. Metin Bey, özellikle yaşamış olduğunuz sorunları birazcık daha açmanızı istiyorum. Özellikle siz yani bize kötü bakmaktan, o nazardan bahsettiniz ama özellikle bir de insanların ötekileştirmesi de var. Biz öteki gördüğümüz herkese böyle daha bir pür dikkat bakarız ama baktığınız zaman karşıdaki kişinin kırılma ihtimalini de düşünmeyiz açıkçası. Yaşamış olduğunuz sorunları birazcık daha açın istiyorum. Özellikle toplu araçlar için dediniz ki bize beleşçi demeye başladılar. Evet. Sonra özellikle kardeşlerimiz bize bakmasınlar. Biz de normal sıradan insanlarız. O bakışlar aynen, bizi çok aynen, rahatsız ediyor aynen. demişlerdi. Şu an aklıma gelen engelli rampaları, onlardan da bahsedelim ve özellikle görmeyen kardeşlerimiz için şu sarı çizgiler. Onlar aklımda kalanlar, diğer sorunları ve istediklerinizi biraz daha açalım istiyorum. Yani sorunlarımız zaten siz daha yürüdüğünüz zaman biliyorsunuz. Bir kaldırımdan iniyorsunuz, bir asansöre biliyorsunuz. Bir alışveriş merkezine veya bir fırına gidiyorsunuz. Bir minibüslere zaten biz binemiyoruz biz onu. Bir otobüsten geldiği zaman bineriz biz. Onlar büyük bir sorunumuz şu anda. Bizlere biraz daha fırsat verilmesi lazım. Yani nasıl bir fırsat? Daha atölyeler, kendini geliştirebilecek şekiller üretilmesi lazım. Yani sağ olsun gençlik müdürümüz bu açıdan inşallah olursa spora daha da aktif olmalarını, engellilerin olması daha iyi olmasını düşünüyorum. Yani sorunlar bir akülü aracına bindiğin zaman, evinden çıktığın zaman sorunlar başlar zaten. Bizim adımımız yok, bizim tekerlerimiz var. Tekerler bizi götürdüğü zaman gidebiliriz, götürmediği zaman gidemeyiz zaten. Şu anda yani bu kaldırımları kaldırmamız lazım hayatlarımızdan. Gerçekten yani yurt dışına bakıyoruz, bir kendi memleketimize baktığımız zaman yani kaldırımların daha da büyük olması bizi gerçekten sıkıntıya zorluyor. Artı yani bir yere gittiğin zaman ne kadar gideceksin, oradan döneceksin, geleceksin ki karşıdan karşıya geçesin. Karşıdan karşıya geçerken yaya yollarında getirip
oraya kapatılıyor. Ama bu yanlış. Yaya yollarında asla kapatılmaması lazım. Ben bununla ilgili belediye 153'ü arayarak bilgilendirdik. Defalarca söylüyoruz. Yaya yollarında asla kapatılmaz. 1,5 metre engellinin de geçebileceği, var olduğunu bilerek bununla geçebilmesi için oraya öyle inşa yapılması lazım. Hiç olmazsa bir kaldırım yaptığın zaman rampa yapıyorsun, dimdik oluyor. Ya bir çimentosunu fazla at, hiç olmazsa düzgün bir şekilde yapsın. Engellere uygun olsun. Kanunlara göre yapılsın. Ama o kanunlara göre yapılmadığı zaman müteahhitlerimiz bizim için bir sıkıntı oluyor. İleride götürüyorsun, tekrardan oraya kazıyorsun, tekrardan yapıyorsun. O da bir sorun oluyor. Bir de evlerimizde sağ olsun bu TOKİ'leri çok takip ettim. Gerçekten çok güzel girişleri engelliye uygun bir şekilde yapılmış. Eski binalara baktığımız zaman bir engelli kendini sırtına taşıyarak götürüyor yukarı engelliyi. Ama şu anda akülü aracıyla yeni TOKİ'lerde asansöre kadar biniyor. Asansörden direkt evine kadar gidebiliyor, içine kadar. Bunu çok takdir ediyorum gerçekten. Yani engellilere göre yapılmış bir TOKİ bu. Şahin Başkanımıza da sağ olsun, kendisine dedim keser dönüşümde olduğu zaman mutlaka engellilerimiz olsun. Evine gidebilecek şekilde inşallah öyle bir sıkıntıları ev konusunda aşmış oluruz. Ama şehrim için inanıyorum ki biz de bu şehrimizdeki kaldırımlar olsun, yaya geçitleri olsun, otobüse binmede o söylemler olsun, minibüse binmede o söylemler olsun, sıkıntılar inşallah zamanla kalkmayı düşünüyorum, kalkar inşallah. Üst geçitlerde asansörleriniz var şu mı? Şu anda var asansörlerimiz. Eski dönem başkanımız kartlı sistem yaptı. Her vatandaşımız orayı bozuyor, kapısını açıyor falan. Biz bunlara çok denk geldik, bunları çok bildirdik. Şu an kartlı sistem olmuş, hiçbiri de çalışmıyor. Bozulmuş bu açımda. Yani bir karşıdan karşıya geçtiğin zaman bant var, taşları geçemiyorsun. Ondan sonra asansöre binmek lazım, asansöre binemiyorsun. Düğmesini git bas, düğmesi çalışmıyor. Kontrol yok, bir şey yok. Yani ben buradan başkanımıza söylüyorum. Gerçekten asansörler bir kontrol edilirse daha da güzel olur. Hem bizim için, hem annesi çocuğunu götürdüğü zaman çocuk arabalar için, hem yaşlılar için daha da kolaylaşacağını düşünüyorum inşallah. Metin Bey, iki ışık arasındaki mesafeden bahsediyorum. Karşıdan karşıya geçerken o yeşil ışık sizler için yeterli mi? Geçebiliyor musunuz bir yeşil bizler ışık? Bizler için yeterli. Herhangi bir, ben işe gittiğim zaman kırmızı ışığı görüyorum orada. Dikkatimi sizin gibi dediğiniz gibi düşündüm. Yetiyor bize, herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle bir göbekte beklerken, bayağı uzun bir göbekte. Aynen. Orada aklıma geldi. Orada evet, çayda çıra kavşağımızı söyleyelim. Orada sıkıntı olabilir. Bir çünkü sıkıntı dedim olabilir. Acaba engelli kardeşlerimiz hani bu sürede geçebilecekler mi karşıya? Çünkü sonuçta yani, bayağı ağır gidiyor araçlarınız. Ağır gidiyor ve vatandaşlarımız belki yürümede hasta olabilir, yaşlı olabilir. Yani bir sensörlü bir kırmızı ışık yapılsa, yani karşıdan karşıya geçip oraya kadar bir sensör yapılsa, vatandaşı öyle gördüğü zaman, insanı gördüğü zaman karşıya geçti, sönüp kırmızı yanabilir. Öyle bir sistem olabilir yani, bir kırmızı ışık. Veya bir görme engelliler için veya görme engelliler için de konuşan sesli sistem olabilir. Ama otobüslerimizde de olması lazım bu yönde. Gerçekten ben şeyde Antalya'da orada otobüse bindim. Yani bir kaptan gibi, uçak pilotu gibi giyinmiş adam. Gerçekten şoför. Yani hiç şey yapmıyor. Sana hiç elini bırakmıyor. Geliyor, iniyor, rampasını açıyor, seni indiriyor aşağıya. Bir isteğin var mı soruyor. Ondan sonra gidiyor, biniyor otobüsüne. Bizim otobüsler yeterli donanıma sahip. Donanıma şöyle, şoför kısmında biraz da eğitim verilirse. Ben geçen yıl problem yaşadım şoförlerden gerçekten. Yani engelli, ayrılan engelli, eğer hukukta gerçekten engelliye buraya ayrılmışsa onu yerine getirin. Ama bakıyoruz bizim yerimizi işgal eden insanlarımız oluyor. Bu açıdan biz bile böyle şey yapıyoruz bu pandemiden önce. Ara açın diye yerimize geçelim. Düğmeye basamıyoruz durduğumuz zaman. Oraya işgal ediliyor. Ama vatandaşlarımızdan ricam, yani engellilere ayrılan yerleri şey yapmayalım, meşgul etmeyelim oraya gerçekten. Bir de sesli sistem olması daha iyi görme engelliler için. Hangi durakta durduğunu bildirmesi lazım. Ama gerçekten bazı şehirlerimizde otobüslerde var. ATM'lerde de sorun yaşıyorsunuz. Sonuçta siz çalışan birisiniz. Belirli bir ay da paranızı alıyorsunuz. Dün resmini çektim. Bunu anlatacaktım. Dün resmini çektim ATM'nin. Birini olmadığı zaman senin yanında başkasına nasıl güvenip kartınızı verip para çektireceksiniz? Mümkün rampası değil. Var, rampası yok, kaldırım merdivenli ve birçok ATM'lerde var bu. Onun için mağduriyetimiz zaten ilk ondan geliyor zaten.
biz para çekemeyeceğiz, bir yere ödeme yapamayacağız veya bir yerde kaldık, eve gidemeyeceğiz ya, para verip alışveriş yapamayacağız. Ama gerçekten banka müdürlerimizden ricamız, yani oraya ya rampa yapılması için veya engelliler düşük ATM'ler yapılması daha uygun diye düşünüyorum. Yani. Evet, onu da dile getirdik. Şimdi önemli olan burada bireysel bir ses vermek değil. Burada toplu ya, olarak aynen, hareket aynen, etmek aynen. Çok evet, önemli. Evet. Aranızdaki dayanışmayı soracağım. Bayağı bir dernek var değil mi? Elazığ'da engelliler adına. O derneklerle işbirliği içerisinde çalışıyor musunuz? Bir birlik oluşturabiliyor musunuz? Yoksa sizler de ayrışmış durumda mısınız Metin Bey? Biz Türkiye Engelliler Meclisi'ni kurduk. Elazığ Başkanlığı'na. Biz bunu zaten 13 tane derneğimiz var. Sadece bedensel değil. Down sendromu var içerisinde. Konuşamayan derneğimiz var içerisinde. Şizofreni derneğimiz var. Farklı farklı engelli grupları, dernekleri var. Biz bunu kurduk. Ya zamanla biz bunun veri tabanını oluşturmaya çalışmaya başladık. Kamu kurumundan bir müdür alarak, mahalle muhtarımızı alarak, işte mahallenizde kaç tane engelli var? Bunların veri tabanını oluşturmaya çalıştık engelli dernek başkanlarımızla birlikte. Tabii bu deprem olunca, şu olunca o kopukluk oldu. Şu an öyle bir araya gelemiyoruz. Tabii şu olduğu zaman birbirimize danışıyoruz, bilgi alıyoruz. Şu anda Fırat Ajansı'yla, Kalkınma Ajansı'yla bir projemiz inşallah olacak. ZİCEP olarak. Birlikte engellere yönelik onun çalışmasını yapıyoruz şu anda. Öyle şey yapıyoruz, öyle kopukluk yok çok şükür. Veri alışverişi yapıyoruz tabii ki de. Metin Bey, verilerden bahsetmişken veriler tam olarak aklınızda mı? Yani Elazığ için söylüyorum, ne kadar çok, kaç kişi engelli var Elazığ'da? Bu veri tabanını biz oluşturmaya çalışırken bu deprem pandemi olunca biz onu askıya aldık. Şu anda tahminlere göre, genellikle zaten Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz de bunu bilmiyor. Sadece orada ne var? Engelli alanın maaşları olanları biliyor. Kaç tane engelli maaş alıyor, kaç tane engelli bakıcı ücreti alıyor. Bu engelleri bilir. Kayıtsız engelleri bilmez yani. Onun şu anda tahminlerimize göre 38 bini düşünüyorum. 38 evet, bin sayı bayağı fazla değil mi? Beraber 50 binin üzerinde engelliler gerçekten var. Yani sadece bedensel olarak bakma. Ha, tabii biliyorum. Ya, hastalıkları ameliyat olan da var, saydık farklı, tabii. Farklı engelli grupları var. Yani bir parmağı olmayan, %40 raporu olanlar zaten engelli statüsüne giriyor zaten. Geçen evet. Sene, öbür sene de zaten cüceler girdi engelli statüsüne. Ha, onu bilmiyordum. O da girince o zaman daha da çok oldu. 12 milyon engelli var Türkiye geneli. Evet, umarım sesinizi duyurursunuz Metin Bey. Zaten benim amacım mevcut. Da o engellilerin sesini duyurmak. Gerçekten biz de varız. Tamam, siz sağlamsınız ama bak bizi de itelemeyin. Yani ama biz herkes de varız. Bir engelli adayıdır. Tabii onları kendileri düşünmesi lazım. Öyle bir hareket etmesi lazım. Durduğunuz yerde bir kalp krizi geçirdiğinizde sıkıntı olabiliyorsunuz, durduğunuz yerde bir felç geçirebiliyorsunuz. Bunları gerçekten aklımızdan çıkarmamız lazım. Yani engelliye daha da rahat bir şekilde imkanlar verilmesi lazım. Yapamaca bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bir kitapta okuduğuma Peygamber Efendimiz engelli birine valilik vermiş. Valilik vermiş. Ya bir engelli valilik yapamaz mı? Doktorluk yapamaz mı? Şu an mecliste engelli vekillerimiz de var. Ben öyle biliyorum. Mecliste. Olması gerekiyor. Kesinlikle olması gerekiyor. Elazığ'ımızda yani. Da olması gerekiyor. Gerçekten. Bugün ben gerçekten sorunlarımı ben ulaşamıyorsam, gerçekten bir engelliye ulaşabiliyorsam bir vekil, sorunlarım çözülür. Metin olması Başkanım, lazım. Her 30, yerde sesleri olması 38 bin lazım. Engelli kardeşimizin olduğunu belirtti. Şu an başkan diyoruz, belki ilerleyen zamanlarda vekilin de diyebiliriz yani. İnşallah yani görmek inşallah. İsteriz. Tabii ki. Kısmet. Çünkü inşallah. Engelli kardeşlerimize ses olacağına, aynen. Mevcut sorunlarını halledeceğine eminim. Ben bugün sosyal medya hesabından paylaştım. Engelli olmak bir tercih meselesi değil, kaderdir. Rabbim biz dünyaya gelmeden bizim çizgimizi, bizim sayfamızı yazıp bizi öyle dünyaya gönderiyor. Aslında hayat da zor değil, engel olmak da zor değil. Sadece zor olan tek şey insanlarımızın empati yapmaması. Mesela Metin Bey spor salonuna geldiği zaman ben hemen Metin Bey'e çaktırmadan 10 saniye kendi iç dünyamda empati yaptım. Ben engelli biriyim, spor salonuna gittim. Nasıl bana bir davranışta bulunacak, nasıl bir imkan sunacak? Güler yüzlü mü olacak yoksa sert mi olacak ya da alay mı geçecek? Alay veya konusu sen mu olacak? Yapamazsın mı diyecek. Evet. Hayallerini mi yıkacak değil mi? O çok önemli. Ama işte bütün vatandaşlarımız empati yaparsa, kendini bir anlık, bir dakikalık engelli pozisyonuna koyarsa
bütün kapılar açılır aslında. Evet. Metin Bey'in bahsettiği gibi trafikteki sorunlar, işte insanlarımız gerçekten duyarlı olursa, empati yaparsa, her belirttiğiniz gibi her insan sağlam insan, bir engelli adayı. Şu an Metin Bey'in kaybedeceği hiçbir şey yok ama bizim var. Ki bunu da belirtmek istiyorum. Engelli kardeşlerimiz evlerinde hani beterin beteri var diye bir tabir vardır. Şu an mesela Metin Bey'in bacakları sorunlu ama elleri çalışıyor, elleriyle iş yapıyor. Gözleri görmeyen kardeşlerimiz var, onlar da ellerini kullanabilirler. Ya da elleri olmayıp da ayaklarını kullanabilecekleri spor branşları da var. Yeter ki bizim kapımızı çalsınlar. Biz spor il müdürlüğünde, müdürümüzle, bütün ekip arkadaşlarımızla beraber engelli kardeşlerimizin emrindeyiz. Ki Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya göğüs gerip meydan okurken, siz de görmüşsünüzdür bütün mitinglerinde, engelli kardeşlerimizin önünde diz çöküp sohbet edip acılarını, dertlerini dinleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Ki Cumhurbaşkanı engelli kardeşlerimizin önünde diz çöküp bir dertlerine ortak oluyorsa, yani biz niye olmayalım? Evet, inanın ki olması gereken evet. O. Muhammed Bey, şimdi engel olan kişiler farklı engel durumlarına sahipler. Evet. Şunu soracağım size bir antrenör olarak. Engelli kardeşlerimiz şunu düşünebilir. Benim farklı bir engelim var. Acaba spor dalına uygun muyum? Mesela aklıma Yavuz Şen geldi. Yavuz kardeşimiz komple yatağa bağımlı. Evet. Mesela Yavuz gibi kardeşlerimizin de yapabilecekleri bir spor dalı var mıdır? Digit. Yani şunu sormak istiyorum evet. Özellikle. Her engelli kardeşimiz size başvurabilir mi? Hepsi bize koşulsuz, şartsız başvuru yapsınlar. Dijital ortamda spor bile yapabilirler kardeşlerimiz. Yani imkanlarımız çok büyük. Devletimiz, Spor Bakanlığımız, Valimiz, Spor İl Müdürlüğümüz gerçekten bütün branşlarda bize o şeyi verdiler, imkanı verdiler. Biz de kardeşlerimize o imkanları kullanmak için bekliyoruz. İnşallah bu programdan sonra da birçok branşta Metin Bey'in ve sizin aracılığınızla spor menümüzü ve yelpazemizi genişletirmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, onu genişletelim istiyorum. Özellikle umut olalım istiyorum. Bir kardeşimiz yine bize mesaj atmış. Dilek Yıldız. Dilek Hanımcığım, selamlar olsun. Dilek Hanım şöyle bir dert yanmış. Biz de ses olalım. İyi yayınlar Melisa Hanım. Ben Dilek Yıldız. Biz illaki postaneden aylık alma şartı da kaldırılsın. Telefondan alışveriş rahatlıkla yapıyoruz. Gittim postaneden çek, IBAN'a at. Zor oluyor bizim için demiş. Dilek kardeşimiz de sanırım o da yatağa bağlı diye biliyorum. Sadece postaneden mi alabiliyorlar maaşlarını? Evet. Postaneden alabiliyorlar. Gidip bir ATM'den kullanabilirler veya içeriden parasını çekebiliyorlar. Tabii ki ben şöyle söyleyeyim. Ben de postaneye gittiğim zaman şu an pandemiden dolayı içeriye fazla kişi almıyorlar. Yani bakıyorsun kuyruk var. Kuyruk da engelli rampasının üzerinde başlatmışlar. Ama bence yanlış bir şey. Yani bir engelli oraya gitmesi için kendilerine yol verebilir misiniz dediğiniz zaman hepsine bir anlam konuşması lazım ki onlar orada yol vermeleri lazım. Yani merdiven var, merdivenin oradan sıra verseler ama engelli rampasından verirken yani hiç olmazsa engellilere burada mağdur edilmiş oluyor. Orada bir virgül koyalım. Aynen. Birazcık daha genişletelim istiyorum. Kısa bir aradan sonra daha konuşacağımız çok konu var. Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Metin Fırat, bedensel engelliler, halter şampiyonası Türkiye üçüncüsü, Muhammed Abacıoğlu, milli sporcu ve antrenör konuklarımla konuşmaya devam edeceğiz. Genel olarak neyi konuşuyorduk? Engelli kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? Onların sorunları nelerdir? Engelli kardeşlerimizin engellerini nasıl kaldıracağız bunun üzerine? Ve engelli kardeşlerimizin spor alanında neler yapabileceklerini, alabilecekleri başarıyı Metin Fırat'ın şahsında bunları konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Varsa mevcut sorunlarımız
çözüm istediğiniz konular bizimle paylaşın lütfen. 0506-094-67-20-0 hattımızı kullanabilirsiniz. Numaramız program boyunca da alt band olarak kalacaktır ve ben mesaj atarsam nasıl olsa benim mesajım okunmaz. Ne gerek var ki mesaj atmama diye düşünenler var. Asla benim programım öyle değil. Mümkün mertebe elimden geldiğince mesajlarınızı mutlaka okumaya çalışıyorum. Benim amacım sizin sesiniz olmak. Mevcut sorunlarınızı herkese ifşa etmek ki bu sorunlar hallolsun. Bilmediğimiz zaman çözüm üretemiyoruz maalesef. Duyurmak lazım. Duyurmak lazım. Evet. Mahmut Bey, şunu birazcık daha genişletmek istiyorum. Aramıza yeni katılan seyircilerimiz olabilir. Metin Bey ile 5 aylık bir çalışmadan sonra Metin Bey Türkiye Halter'de Türkiye 3.'sü oldu. Şampiyonlukta 3.'sü oldu. Emeğiniz gayet geçti. Şimdi reklam arasından önce size sordum. Dedim ki her engelli size başvurabilir mi? Onlar için uygun bir spor dalı var mı? Siz de hepsi başvursunlar dediniz. Hemen hepsi için uygun spor alanlarımız var dediniz. Evet. Bunu biraz örnek daha çalın. Vereyim. Kahramanmaraşlı bir kardeşimiz var. İki kolu da yok. Eroğlu. Dünya Avrupa şampiyonu oldu kardeşimiz. Evet. Yüzme branşında. Mesela kolları olmayan engelli kardeşlerimiz varsa direkt onları mesela yüzücü yapabiliriz. Yüzme hocalarımız var. Onun eğitimi de almışlardır eminim. Hocalarımız eğitimli, donanımlı hocalarımız. Yatalak hastalarımız varsa, kardeşlerimiz varsa onlar için dijital oyunlarımız var, spor oyunlarımız var. Yine ayaklar olmayan kardeşlerimiz varsa halter branşı, bilek güreşi branşı ve okçuluk branşı. Ki biliyorsunuz okçulukta son zamanlarda ilgi gören bir branşımız. Bütün kardeşlerimize, bütün engelleri olmasına rağmen kapımız sonuna kadar açık. Ne şekilde size ulaşabilecekler Muhammed Bey? Spor İl Müdürlüğü'nde... bütün branş hocalarımız var. Spor İl Müdürlüğü'nün telefon numarasını bulabilirler internetten veya... Buradan yine söylemiş olalım seyircilerimiz için eğer tabii hafızanızda ki. Varsa. Kurumun numarası. Ha, kurum. 241-1150. Evet. Spor İl Müdürlüğümüzün telefon numarası. Hangi pozisyonda hangi engelleri varsa kardeşlerimizin çekinmeden, sıkılmadan, utanmadan... maddi ve manevi açıdan biz devlet olarak, devletin bir eri olarak hizmet etmeye hazırız biz. Evet. Ki 5 aylık tabii ki sizin göstermiş olduğunuz çok yoğun bir çaba, emek var. Tabii. Öncelikle o fazla olan 4 kilonuzdan kurtulduğunuz 5 ay yoğun bir şekilde çalışmışsınızdır. 5 ayın akabinde aslında olası bir birincilik varken talihsizlikle 3. de olduk. Elazığ'ımızın adını orada gösterdiniz. Bu büyük bir başarı. Tebrik ediyorum sizi. Umarım başarılarınız katlanarak artar. Birincilikte bekliyoruz. İnşallah. Metin Bey. Federasyon başkanımız da Elazığ'ı görünce ismini şaşırdı. Hani ilk defa bir Elazığ'dan katılım var gibisinden. İlk gitmemize rağmen boş da dönmedik. Madalyamızı da aldık. Sayın Federasyon Başkanımıza da söyledik biz. Elazığ'da bizim yiğitlerimiz, galkoşlarımız bitmez. Devamı gelecek diye bir gözdağı da verdik biz Federasyon Başkanımıza. İnşallah 2021 Türkiye Şampiyonası'na 7-8 branşta engelli kardeşlerimizi götürmeye biz talibiz. Elimizi göğsümüze aldık. Yeter 7-8 ki, branşta? Evet. Değişik yüzme olur, okçuluk olur, bilek güreşi olur, halter olur. Yani oturarak voleybol olur. İşitme engelliyse kardeşimiz güreş branşı, benim ana branşım. Güreş branşını da dahil edebiliriz. Yeter ki dediğim gibi kapıyı çalmasını bilsinler. Biz kapıyı zaten sonuna kadar açıyoruz. Evet, yeter ki gelsinler. Maddi anlamda hiçbir şekilde düşünceleri, tasalar olmasın. Kıyafet anlamında, malzeme anlamında. Şube müdürümüz Alaaddin Özdemir var. Yaklaşık 6 aydır bütün branşlara malzeme alma konusunda bütün mesaisini ona harcıyor ki bunun içinde engelli kardeşlerimiz de var. Samet Eren müdürümüz, Abdul Samet Eren müdürümüz engelli kardeşlerimiz için spor alanı yapıyor. Tesisleri faaliyete geçirmek için uğraşıyor. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem de tesis anlamında biz spor il müdürlüğü olarak hazırız. Evet. Şimdi engelli kardeşlerimizin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Muhammed Bey, diğer kardeşlerimizle konuşalım istiyorum. Hani artık gençlerimiz özellikle spora çok yöneldiler ve seviyorlar. Belki kendilerine uygun bir spor dalını da henüz bulamamış olabilirler. Maalesef dediğim gibi önümüzde futbol var. Yani daha çok çocuklar işte futbolcu olmak istiyorlar. Onu görüyoruz ama onun dışında gençlerimize yönelik neler söylersiniz? Şimdi Melisa Hanım, önce 7'den 70'e diye bir kelime vardır kulağımıza aşina olan. Evet. Şimdi artık onu biz 2021 yılında onu açtık.
5 yaşından 85 yaşına kadar. Jimnastikten başlayabilir. 85 yaşında yaşlı olan, kuvveti bünyesi yerinde olan vatandaşlarımız, yaşlı dede ve ninelerimiz yüzme branşında, yani spor dediğimiz illaki bir yoğun bir etkinlik değil. Bir parkta oturup işte açma germe, stretching dediğimiz işte egzersizde yapınca o da bir spor anlamına geliyor ki diğer kardeşlerimiz, sağlam olan bireylerimiz, kendimden örnek vereyim. Ben ilkokul 4. sınıftayken beden eğitimi dersine bir takla attım. Bir takla sadece. O takla benim bütün dünyamı değiştirdi. Hocam beni keşfetti. Sen güreşçi olabilirsin, belin esnek dedi. Bir taklayla ben güreşe başladım ve 3 defa üst üste 98, 99, 2000 yıllarında Türkiye şampiyonu oldum. Rabbim bana milli mayoyu giymeyi nasip etti. Türkiye'yi temsil etme başarısını gösterdi ki şu anda da milli sporcu olduğumdan dolayı beden eğitimi bölümünü okudum. Beden eğitimi öğretmeniyim ve kadrolu memur olarak, antrenör olarak kadro aldık. Şimdi bizi izleyen, dinleyen velilerimize şunu demek istiyorum. Tabii ki okul eğitim çok önemli. Her yaşta eğitim almamız lazım. Ama spor da eğitimin bir parçası. Spor yapan bireylerin beyninde ve fiziğinde daha fazla oksijen olduğunu, kasların kuvvetli olduğunu, özgüvenin fazla olduğunu, cesaretin fazla olduğunu analiz raporları bunu belirtiyor. Evet. Bir sporcu kardeşimiz okuldaki eğitimi daha başarılıdır. Ki bu yanlış bir bilgi. Velilerimiz diyor ki o çocuğum dersen geri kalıyor. Ki tam aksine çocuğu spora gittiği zaman vücudunda mutluluk hormonları daha fazla salgılanıyor. Düşünme yeteneği, karar verme yeteneği, cesareti, özgüveni daha fazla oluyor. 5 yaşından 75 yaşına kadar bütün vatandaşlarımızı spor salonlarına, ki tesislerimizde Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu şu anda bütün illerimizde gençlik merkezi ve spor salonlarını bayağı genişlettirdiler. Devletimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama salon olduktan sonra, salon boşsa hiçbir anlamı yok değil mi Melisa? Evet tabii. Bence tabii. Salonlarımızı doldurmak için de velilerimize buradan duyurumuz olsun. Spor salonlarımız, antrenörlerimiz, imkanlarımız sizin için emrinize hazır durumda. Bunlar ücretsiz. Devlet tabii tarafından ki karşılanıyor. Tabii belki ki insanların mütereddit olduğu nokta bu olabilir. Sonuçta biraz bütçesel evet sıkıntılar yaşayabilirler. Kesinlikle. Bütün kurslarımız ücretsiz. Ama şu anda pandemiden dolayı milli sporculara ve müsabık sporculara antrenman saatlerimiz var. Bu şeyi takip etsinler. Hani yasaklar falan bittikten sonra bütün sporcularımızı spor salonlarına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bir kimlikle müracaat etmeleri dahilinde hangi branşı severse, hangi branşı isterse, ki gençlik merkezlerimizde ücretsiz şu anda müzik kurslarımız da var. Müzik kurslarımız, sanat, resim, bayanlar için ebru sanatı. Yani dediğim gibi evimizde oturup da böyle dar bir dünyada, kapalı penceresi olan bir dünyada yaşamak istemiyoruz ki bütün imkanlarımız var. Sadece dediğim gibi bir adım atmaları önemli. Ama pandemi sürecinde hizmet verilmiyor şu anda değil mi? Milli sporculara ve müsabık sporculara veriliyor ve ama gençlik merkezinde müzik kursları falan var aktif durumda. Hmm. Resim kursları, müzik kursları var. Evet, mutlaka başvursunlar. Evet. Metin Bey şimdi ve Muhammed Bey, özellikle hekimlerimi konuk aldığımda özellikle hastalıklardan korunmak için şunu söylerler. Yiyeceklerinize dikkat edin, bol bol egzersiz evet yapın, açık havaya çıkın, bol süt tüketin gibi. Egzersizler çok çok önemli. Maalesef sizler dezavantajlılar olarak yeterli egzersiz yapma, belki de egzersiz yapma şansına sahip değilsin. Sadece yeterli de değil. Ve spora başladıktan sonra bu şampiyona için zorunlu da olsa bir egzersize başladınız. Neler değişti orada? Zorlandınız mı? Bunun bir örneğini vereyim. Az önce resmini de gösterdim size. Bir arkadaşımız, madendeki arkadaşımız kaza geçiriyor. Kollarını, ayaklarını, bedensel engelli oluyor. Bu spora başladığı zaman, kendisi anlattı, spora başladığım zaman dedi, şu anda bana öyle bir şey geldi ki, güç geldi ki, elimi sıkamış durumda olduğum zaman, şimdi bir başkasının elini sıktığım zaman ne kadar güçlüsün diyorlar. Yürüyemeyen kişi o egzersizi yaparak, sporu yaparak yürümeye çalışıyor. Yavaş yavaş adımlar atıyor.
Yani rehabilitasyon merkezlerine gidiyorlar, ihmallik ediyor. Gidiyorlar oraya sadece fizik tedavi görüyor. Ama spor yaptıkları zaman daha da onların yararına olur diye düşünüyorum. Şu an ben yaptım, kollarım zaten hem ayaklarım hem kollarım oluyor. Ben kollarımla genellikle ağırlık kaldırıyorum. 75 kilodan başladık, şu anda 125 kiloya kadar çıkabiliyor, kaldırabiliyorum. Ama spor yaparak yapabiliyorum. Ama hiç çalışmasam, direkt dursam ben onu başaramazdım. Bence spor daha çok önemli diye düşünüyorum engelliler için. Mesela örnek vereyim, Metin Bey için konuşuyorum. Ayaklarımda hani problem olduğu için ayaklardaki kuvvet de kollara ve vücuda, göğüs tarafına yansıyor. Bizden daha kuvvetli Metin Bey. Normal 70 kilosu, yani hani bedensel bir engeli olmayan Metin Bey'in kilosunda 71 kiloydunuz değil mi? Evet, evet. 71 kiloluk bir insan ne kadar ağırlık kaldırabilir? O da 120 kilo kaldırabilir. 120 kilo. Evet, Metin Bey de 125 kilo kaldırıyor ki dediğim gibi 5 aylık bir çalışma sonucunda. Ama düşünün bir 3 yıl çalışırsak ben eminim Metin Bey 170-180 kilogramı rahatlıkla görür. 180. Evet ve ben sizi de davet edeceğim antrenman salonuna. İnşallah haber de yaparız onu. İnşallah, inşallah. Kesinlikle evet, çok isterim. Yani 180 deyince böyle aklıma çok yüksek kaldıranlar şey, ağırlıklar var. Şu yani. An kaldıranlar var. Türkiye şampiyonu, milli takım kadrosunda olan engelli kardeşlerimiz 180 kilo kaldıran var ki internet, sosyal medyalarda da arkadaşlarımız görebilirler. Evet. Yani bizim önümüzdeki engel sadece bizim düşüncelerimiz o zaman. Aynen, değil mi? Yani bunu bilmek gerekiyor. Evet. Kendimizi kapatmamamız lazım. Gerçekten yani yapabilecekleri spor dallarına başvursunlar. Evet. Şimdi seyircilerimizin de biraz mesajlarını okuyayım. Tabii. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Dilek Hanım şöyle mesaj atmış bize tekrar. Çok teşekkür ederim sesimize ses olduğunuz için. Sizi çok seviyoruz. İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun. Ha, biz Dilek Hanım'ın mesajını konuşuyorduk. Reklam arasına gitmek durumunda evet. kaldık. Özellikle aylıklarımızı sadece PTT'den, postaneden çekmeyelim demişti. Orada virgül koymak durumunda kalmıştım. Metin Bey ilave edeceğimiz bir şey var mı ona? Bunu şöyle genellikle çok ağır engelli olanlara tabii ki postaneden daha önce evlerine götürüp maaşlarını verenler oluyordu. Yani bu kimsesiz olduğu zaman, kimsenin yardımı olmadan, postaneden hiç olmazsa telefon açtığı zaman ya da sosyal hizmetlerimize başvurarak buradan talepte bulunabilir. Maaşlarını onlar çekip veya PTT yoluyla götürüp evlerine teslim ettirebilirler. Ha, öyle hizmetler tabii de var. Tabii o ağır engelli açısından geçerli. Yürüyebiliyorsa, bu açıdan dediğiniz gibi ATM'lerde biraz daha engellilere saygı göstermek lazım. Ve engellinin gidebileceği ATM'lerde rahat parasını çekebileceği veya engelli rampalarına gidip de orayı işgal edeceklerini engelliler açısından biraz vatandaşların duyarlı olması lazım. Metin Bey artık polisler de ciddi ciddi ceza yazıyor. Şu engelli rampalarının önüne park edenler özellikle. Aynen şöyle arkadaşımızın aracına yani şöyle bize ayrılan bir engelli yerine park edilen yere götürüp normal bir insan aracını park ettiği zaman polis orada bunun engelli veya engelli olduğunu bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Eskiden araçlarında engelli işareti vardı plakalarında. Evet. Şu an yeni kanuna göre isteyen yapabilir, isteyen yapmayabilir o işareti. O işaret olmayınca polis de bunu bilemez. Bu engellinin veya engelli olmadığını. Ama orada ne yapabilir engelli? Trafiği arayabilir burada. Benim yerimi işgal edilmiş kendisi. Bu araçla ilgili engelli mi engelli değil mi bu aracın? Engelli değilse ya çekilir ya sahibine ulaşılabilir. O açıdan gerçekten engelliler biraz ceza yiyor gerçekten. Yerlerini meşgul ediliyor. Farklı normal park ettiğin zaman orada sıkıntı oluyor. Evet. Genellikle. Hem ondan bahsediyor. Bir de engellilerin rampanın biraz, önüne özellikle evet, park. Rampalar zaten bizim için biliyorsunuz bizim bir yolumuz oraya bir park ettiğin zaman biz oradan inemeyiz. Bir kaldırım. Dediğim gibi kaldırımlar çok büyük olduğu zaman şöyle ben bir anımı anlatayım size. Lütfen. Ben alışveriş merkezine gittim. Rampa var ama dar. Oradan gerçekten çıkarken aracımla aşağı düşüyorum. Yan yatıyorum. Bundan 2-3 ay önce oldu. Yani gerçekten rampa yapılırken de ölçülerine göre, kanunlara göre yapılsın. Zaten yazılıyor orada meyini, yatayı falan. Ama bu olduğu zaman da sıkıntı oluyor. Bir de gelip oraya araç park edersen nasıl çıkacaksın oraya? Nasıl ulaşabileceksen? Yani düşünüyorum ki bu şoförlerimizden engellerinde var olduğunu ben buraya kapattığım zaman gerçekten büyük bir yanlış yapmışım gibi düşünsün kendileri. İnanıyorum ki inşallah bu bizim sesimiz sizin sayenizde
arkadaşlarımızın düşüncelerine bir katkı olur. İnşallah. Bir şeyler değişti Metin Bey. İnşallah, İnşallah. Daha da çok değişecektir. İnşallah, ona inanıyorum. Selam, ben Maden. Mustafa Metin. Başkan selam. Ben spor ile engelliyim. Az önce söylemiştim. Şampiyon. Şöyle de eklemiş. Şampiyonluğu Elazığ'a getireceğiz inşallah, i̇nşallah demiş. İnşallah. İnşallah. Selamlar olsun. Çok çok geçmişler olsun. İkinci sporcumuzu ve şampiyonumuzu bulduk Melisa evet. Hanım. Evet. Selamlar olsun Mustafa Bey burada. Evet, kesinlikle inanıyorum. Evet. Uzunca bir mesajımız var. Mesajımızı ben okuyayım. Ondan sonra bakın uygun mu? Bazen seyircilerimiz konuyla ilgisi olmayan mesajlar da atabiliyorlar. Uzun olunca hemen ekranlarda okumuş olmayayım. Simge Özdal, ben sizi izliyoruz. Size ve Metin Bey'e de selamlar. Kaliteli programlarınız için, kaliteli programlarınız Elazığ için hep artıdır demiş Simge'cim. Çok teşekkür ederim. Selamlar, evet, öpüyorum. Da, bizim evet, güzel sponsorumuz bizi güzel güzel giydiriyor Simge Butik. Bizim de protokol yapmıştık kendisiyle. Evet. Simge Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu açıdan. Gerçekten engelliler adına selamlarımı da iletiyorum. Çok duyarlıdır. Tabii ki duyarlı. Bu açıdan diyor zaten, üzerime ne düşüyorsa yaparız. Bu açıdan dedim o zaman bir protokol yapalım. Genel olarak, sadece üyelerimiz değil. Genel protokol yaptık kendileriyle. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kobancılardan Hacı Ramazan Fırat, saygıdeğer Türkiye Sakatlar Derneği ve Türkiye Halter'de 3. Metin Fırat'a göstermiş olduğu mücadeleden ötürü engelli ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin sesi ve kulağı olan Metin Başkanımıza teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Var olsun, sağ olsun, Allah yolunu açık etsin demiş. Ramazan selamlar. Fırat'a biz de selamlarımızı olsun iletelim. Evet, şimdi Metin Bey, dernek başkanlığını kaç yıldır yapıyoruz? 5 yıl oldu. 5 yıldır bu mücadelenin içerisindeyim. Belki gücümüz yettiği yere kadar ben bu mücadeleyi bırakmayacağım. Çünkü niye? Ben onların sesiyim ve gerçekten mücadelesini gerçekleştiriyorum burada. Yani bu konuda şunu da değinmek istiyorum. Elazığ'ımızda çok işsizlik var bu konuda. Hele hele engelli olduğu zaman daha da çok oluyor bu. Bu açıdan biraz daha engellilere yönelik işlerin biraz daha açılması, bu açıdan yetkililerimize gerçekten sesleniyorum. Yani günde beni 40 kişi arar, iş için arar beni. Yani bizim de yapabileceğimiz gibi işlerini hallederiz ama yapamadıklarımıza, ulaşamadıklarımıza onu yapamıyoruz. O da biz de çok üzülüyoruz o açıdan. Yani engellidir, o da bir parça ekmek evine götürmek istiyor. İşsiz, ne yapabilir burada? Ya evinde vaktini geçirecek ya da gidip bir yerde hamalcılık yapacak. Şu an ben biliyorum engelli kardeşimiz. O yağmurun, çamurun içerisinde kapıda bekleyen engelli kardeşimiz var. Yani özel sektörlerde biraz da engellilere gerçekten ağırlık bindiriyor. O açıdan istifa eden engelli kardeşlerimiz de var. Onu da biliyorum. Bize çok ulaşıyorlar. Biraz da özel sektörler konusunda engellilere biraz daha duyarlı olurlarsa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hem kendileri için hem engelliler için. Fabrikalar engelli kardeşlerimize hani böyle yapabilecekleri imkanlar sunduğu zaman hani her 40 kişide bir kişi bir engelli alırsa eğer iş yerine fabrika sahiplerimiz, ki eminim o engelli kardeşlerimizin belki bir umudu vardır evlenme açısından. Aynen, Metin Bey aynen, gibi mesela doğru. Yuva kurma açısından büyük bir artı olacağını ve moral motivasyon olacağını, sosyal hayata geçme açısından engelli kardeşimize bir pencere açacağını hani duyuralım buradan. Hani devletimiz şöyle evet diyor, bir EKPS bunlar diyor, engelli kardeşim her sene atanmaları lazım, memur olması lazım. Yani özel sektörde işte olmadığı zaman bunlar da bekliyor. Hocamın dediği gibi evlenen olması lazım içerisinde, bir yerde çalışması lazım, bir yerde kendini geliştirmesi lazım. Ama bu da olmayınca gerçekten o zaman engelli her sene beklemesi lazım, tercih edecek, ondan sonra atamasını bekleyecek. Ama sadece bu yönden bakmamalar lazım gerçek. Biraz da iş konusunda engelleri düşünmek lazım. Şu anda devletin size vermiş olduğu hak %3 değil mi? Kamu %3, kurum ve kuruluşlarında. Evet, şu anda biz bunun %3 olduğunu az olarak görüyoruz. Bunun %6'ya çıkarılması lazım. Konfederasyonlar bu açıdan çalışıyorlar. Bakalım inşallah o kanun yürürlüğe girerse daha da güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Ya zaten hani mesela özellikle Metin Bey, sizin şeklinizdeki bir engelli kardeşimizin çalışabileceği iş skalası da çok az. Aynen. Değil aynen mi? Yani evet, özellikle memurlukların olması gerekiyor. Bir de memurluk, bir de şöyle, devletimiz şöyle alır. Üniversite ön lisans yapmışsan hizmetli kadrosu üzerine alır.
Ama bence bu yanlış. Yani hizmetli dediğiniz aklınıza ne gelir? Bir yeri paspas atmak gelir, bir yeri masaları silmek gelir, değil mi? Ama ön lisanslı birini okumuş, EKPS'den atanmış. Ama niye bu engelli kadrosundan hizmetli olarak atıyorsunuz ki bunu? Bunları biraz bakanlığımız bu engellileri böyle ortopedi veya ayakta yürüyenleri ayırması lazım burada. Ha, ortopedi olanlara masa başı verebilirsiniz burada. Yani ayakta gezenler tabii burada hizmetli kadrosundan alınabilir yani. Bunu biraz değiştirmeleri lazım gerçekten. Çünkü her bir tutmaları lazım. Evet. Şimdi sizin önünüzdeki engellerden bir tanesi normal insanların size çıkarmış olduğu engeller. Evet, o da daha çok. Evet, ikincisi işsizlik, üçüncüsü de özellikle maddi imkanları yetersiz olan kişilerin mevcut engeliyle ilgili ekipmana ulaşması aslında. Aynen. Değil mi? Aynen. Sizin yapmış olduğunuz bir proje var, onu da bence paylaşalım mı seyircilerimizle? Evet, çok güzel çünkü. Sizin aracınızla paylaşalım. Şu anda Soğusun Memur Sen Başkanımız İbrahim Bahşi dinledim programda. Memurlar için bir proje geliştirmişti TOKİ tarafından. Ben başkanımızı aradım, kendisinden rica ettim. Başkanım, bu sizin projenin bir örneğini de ben engellilere yönelik yapmak istiyorum. Şöyle bir proje. Engellinin evi olmayacak. Normal maaşının dışında bir geliri olmayacak. Dilekçeleriyle bize başvurduğu zaman biz 200 tane engelli kardeşimize TOKİ tarafından Elazığ'da tabii şehire yakın bir şekilde kendilerine düşük bir para ödeneğiyle TOKİ ev sahibi olacaklar inşallah. Bir projemiz var. Bir de ev sahibi çok güzel. Evet, ev sahibi çok güzel. O hiç olmazsa şu an ben evvelsi gündü bir engellinin evine gittim. Gerçekten kerpiç evde oturuyor. Ağır hasar almış. Adam diyor ya kardeşimiz diyor, engelli kardeşimiz diyor, bana hak sahipliği çıkmadı ama ben şimdi kiraya nasıl gideceğim? Tek cumali kendisi. Nasıl gideceğim? Nereye kiramı ödeyeceğim? 1 milyar üzerinden kiralar var burada. Nasıl ödeyecek? Yani kendisi de bakıcı değil de normal ücret alıyor. Engelli ücreti. O da 700 lira alıyor. Bu nasıl giysin mi? Kirasını mı versin? Evine nasıl baksın? O açıdan biraz daha bu yönden işte bizim de böyle bir projemiz. Hiç olmazsa engelli böyle bir ev sahibi olursa TOKİ tarafından. Kaç kişiye imkan? 200. 200 kişi belirledik. İnşallah bunun detayını daha da engelli kardeşlerimize anlatacağız. Bir de yurt dışından sağ olsun Elazığ başkanımız vardı. Elazığlıları Almanya'da temsil eden. Kendisiyle görüştük. Engelli kardeşlerimiz için bir tır akülü araç istedik. Şu an onları bekliyoruz. Onlar gelirse inşallah engelli kardeşlerimizin hiç olmazsa bazı sıkıntılarını gidermiş olacağız Elazığ'da. Özellikle mesela şu anda oturduğunuzun şu anda mekanizması değil. Bu manuel sandalye. Manuel. Siz arkadan etmeleri gerekiyor. Bu zaten dışarıda kullanamazsınız. Hiç olmazsa akülü olduğu için her yere bağımsız olarak gidebilirsiniz. Buradan gidemezsiniz. Birinin yardımı olmadan gidemezsiniz buradan. O diğerlerin aküsü ne şekilde oluyor? İki aküyle çalışıyor. Motorlu araçtır. Yani biraz da ağırdır. İnsan gücünde biraz ağırdır. Odan kendi kendine gidiyor, elektriğini doldurur, dolaşımını gerçekleştirir Elazığ içerisinde. Ama buradan herhangi bir evin içerisinde dolaşabilir veya birinin yardım olmadan bir yere gidemezsiniz. Veya bir kuruma gittiğin zaman aracın bağcı katlanıyor, aracın bağcına koyup öyle gidebilirsiniz. Belediyemizde Melis Hanım geçen yolun kenarında park etmiş bir araç gördüm. Özellikle engelli kardeşlerimiz için tahsis edilmiş. Buradan da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hani belki yeterlidir, belki de. Evet, biz onu Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun. Evet. Bir toplantıda söyledim kendisine. Gerçekten biz hastaneye gitmekte, farklı evet. bir yere gitmekte çok zorluk çekiyorduk belediye açısından, belediye otobüslerin açısından. Yani bir engelli rahatsız olduğu zaman, hastaneye gittiği zaman biliyorsunuz çok uzak. Sağ olsun başkanımız da yeni sıfır araç alarak engelli kardeşlerimizin hizmetine sunmuştur. 153'ü arayarak randevusunu gerçekleştiriyor. Araç gidiyor evinden alıyor, hastaneye götürüyor. Hastanede işi bitince tekrardan evine getirip teslim ediyor. Allah kendisine razı olsun biliyorum. Engelli dostudur başkanımız. Bu açıdan bizi de hiç kırmıyor. Her istediğimizde gerçekten gerçekleştiriyor. Şu anda engelliler yaşam merkezi yapılıyor. Bu açıdan inşallah engelli kardeşlerimiz sayesinde evlerinde kendilerini hapsetmezler. Hiç olmazsa orada vakitlerini geçirirler. Farklı atölyeler yapılır şeklinde. Hem spor açısından da orada olabilir gerçekten. İçerliğini biraz okudum. Çok güzel bir proje. Bekliyoruz onun. Büyük bir sabırsızlıkla açılışını bekliyoruz inşallah. İnşallah.
Şahin Başkanımızla ilgili şunu söyleyeceğim. Şahin Başkanımız hemen herkesin dostu. Aynen, değil mi? Hemen aynen. Herkes övgüyle bahsediyor. Hatta kaç kişiyi, mesela Şahin Şerifoğulları sonuçta bir ünvanını da eklemek gerekirken biz ne diyoruz? Artık onu Şahin Başkan yaptık. Evet, o kadar evet, kendimizden evet. gördük. Gerçekten sağ olsun hemen her şeye el atmaya çalışıyor. Türkiye'nin en genç başkanına da sahibiz. Elazığlılar açıdan. Elazığ olarak sayılır. Çok mutluyuz gerçekten. Ne kadar güzel sizin için bir yaşam merkezi yapılacak. Aynen. Ve bunun kapsamıyla ilgili. Ve Sayın Başkanımız gerçekten bunu yaparak bizi de gururlandırdı. Yani bundan öncekilerini düşünüyorum. Yani engelli yokmuş gibi. Ama başkanımız gelince bak engelli var burada. Bunlar yaşıyor. Bunu biz yok görmememiz lazım. Böyle bir projeyi gerçekten bize kazandırdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Melisa Hanım, birçok engelli kardeşimizle çalışma fırsatım oldu. Gerçekten engelli bir bireyimize, bir kardeşimize bir milyon para verirsek ama onun yanı sıra bir sevgiyle, bir merhametle, bir ona değer verdiğimizi hissederse inanın parayı bir tarafa bırakır. O vermiş olduğumuz değeri kabullenir. Onu daha çok istiyor. Bizim de hani bir tebessüm etmek, bir yardımcı olmak, bir kardeşimize yoldan giderken saygı duymak, onun ilgi alanlarını, hareket alanlarını dar etmemek, kapatmamak konusunda kendimize düşen görevi yaparsak, hani paradan daha önemli kıymetli şeyler var. Eminim Metin Bey onu daha iyi biliyordur. Yolda giderken insanların tavırları, insanlarımızın hareketleri, dediğim gibi ilgi ve sevgi, saygı en çok istedikleri şey. Genellikle bu hocam şeyde oluyor, lafınızı kestim, özür dilerim. Genellikle daha önceki programlarımda da söyledim, hala da söylemeye devam ediyorum. Milli eğitimimizden geçiyor. İlkokuldan başlayan çocuklara eğitim verilmesi lazım engelli yönlerinde. Evet. Çünkü bir annesiyle geçtiği zaman, bir engelli gördüğü zaman bu niye böyle olmuş sorduğunuz zaman o engellinin acaba ne düşünüyor? Acaba anne baba gerçekten doğru bir eğitim verilmiş mi bu konudan çocuklarına? Yardımcı olmak yerine nasıl oldu? Korkuyacak şekilde yaramazlık etti. Böyle oldu. Demesi o çocuğun da psikolojik alanında daha da sıkıntıya sokmuş olacak. Ben de korkudan yaramazlık yapmayayım diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. 4 tane engelli var. Zihinsel engelli, ortopedi engelli bir evin içerisinde. Ben onu bir aracılığıyla bana ulaştılar. Ben evine gittim kışın. Depremden sonra. 4 tane engelli gerçekten sıkıntı bir durumda. Deprem mağdurları da oradan buradan yardım ederek evlerini yapmışlar. Konteynerde kalıyordu. Yapmışlar. Gittik ziyaret ettik gerçekten. Oturacak bir koltukları yoktu içerisinde. Gittim işte ne lazım, ne eksikleri var. Onlarla görüştük aile büyükleriyle. Sonra Kızılay Başkanımız Rahman Bey'e de selamlarımı söylüyorum. Gerçekten bize çok katkısı oluyor evet, bu açıdan. Allah onlardan, ekiplerinden razı olsun. Yani bizi gerçekten çok mutlu ediyordum. Başkanım böyle böyle ayak numaralarına kadar gönderdim kendilerine. Sağ olsun dedi, başkanımız hazırladı malzemelerini. Ondan sonra birlikte götürdük 3 Aralık'ta. Hem kendilerini ziyaret ettik ekipleri olarak. Hem de oturup konuştuk kendileriyle. Gerçekten o yüzlerini bir görseniz, bir muhabbet etseniz o size o muhabbet bile yeter gerçekten. Götürdük bütün ihtiyaçlarını şey yaptık. Sağ olsun ben hiç boş bırakmadım. Genellikle her ay gidiyorum, gıda yardımında bulunuyorum, ihtiyaçlarını gideriyor sağ olsun. Anne baba yaşlı, şimdi düşünüyor insan, anne baba bugün var yarın yok, acaba evet. Çocuklara kim bakabilir? Hiçbir anne demez ki ben ondan önce gideyim. Gerçekten öyle evet, demez. Evet, yani engelli çocuğu olan ailelerin sorunu bu, ben öldükten sonra bu çocuk ne olacak? Aynen, evet. Ve genellikle şey derler, hani hiçbir anne baba demez ama engelli anne babaları söylüyorlar. Aynen, diyor. Çocuğum gerçekten ben yaşarken. Kimseye kalmasın. Evet. Benden önce o gitsinler. Gerçekten bunu diyenler var. Evet. Maalesef işte yaşam olanakları, o idamesi çok zor. Hakikaten çok zor. Engellilere fırsat verilirse, daha da değerlendirilirse daha da çok başarı kat edeceğini biliyorum. Gerçekten inanıyorum. Sizin kapınız sadece Dünya Engelliler Günü'nde mi çalınıyor Metin Bey? Bizim evet. Gerçekten bu benim zoruma gidiyor. Yani biz yani ilk de engelli olmuşuz diye mi gelip beni ziyaret ediyorsun? Öbür günler neredesiniz? Evet. Niye bize sahip çıkmıyorsunuz? Niye gelip bir muhabbet etmiyorsunuz? Sadece 3 Aralık veya 10-16 Mayıs engelliler gününde mi benim kapımı açıp veya engellinin kapını açıp bir muhabbet ediyorsunuz? Bir fotoğraf karesine giriyorsunuz. Bu yanlış diye düşünüyorum. Eğer gerçekten bir engellinin yanında dostuysan o zaman gel halini hatırını sor.
derdini dinle. Bugün ne yaptın? Nasıl bir şeyler başardın? Veya evde kendini kapattın, dört duvar arasında mı geçti? Biraz daha böyle muhabbet, sohbetle bunu gerçekten hayata bağlayabilirsin. Ama sadece 16 Mayıs'ta geliyorsun, bir fotoğraf çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Gününüz kutlu oldu böyle. Ya iyi, engelli olmuşum, günümü kutluyorsun yani. Biz bundan memnun muyuz yani? Hayır, memnun değiliz yani. Bir engelli olarak söylüyorum bunu. Evet, hiç olmazsa bir halimiz, hatırımız sorulsun diyorsunuz. Bakalım mesajlarınıza. Ben Hatice Fırat, Metin Başkanımızın engellilere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum demiş. Selamlar olsun. Hatice Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Evet, merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum size. Öncelikle tüm Azerbaycan halkı adından ve şahsi adım Elazığlılara selamlarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Fırat kardeşimize ve Muhammed Abacıoğlu'na bu yolda Rabbim'den bol şanslar ve uğurlar diliyorum. Engelli olmak bedensel engelli olmak değildir. Önemli olan kalbin ve beynin engelli olmamasıdır. Her zaman yanınızdayız. Mesajımı okursanız sevinirim. Saygılar, hürmetler demiş Can. Ülkemiz, kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan gelmiş. Güzel, Azerbaycan bizim için çok değerli bir devlet. Tabii. Yani Türkiye'nin bence tek dostu. Aynen. Biz turnuvaya gittik, Bakü'ye gittik, güreş müsabakasına. Gerçekten konuşmaları, yemek kültürleri, giyim, kuşam kültürleri, yol, araba park etme sistemleri bile aynı bizim gibi, Türkiye gibi. Hani birçok ülkeye gittim turnuva için, müsabakalar için. Hepsinde bir an önce evime dönmeyi, ülkeme dönmeyi, o ezanın sesini, o ay yıldızlı bayrağımı görmek istedim. Ama Azerbaycan'a gittiğim zaman hiç o şeye varmadım, duyguyu hiç yaşamadım. Çünkü gerçekten insanları da, temizlikleri de, yemekleri de, kültürleri de ve insanı olan değerleri de aynı Türkiye gibi. Tabii Türkiye. Evet, yani Türkiye, Türk kardeşler. Evet, özellikle evet. Türkiye Cumhuriyetler diyorlar. Bu çok yanlış bir ifade. Türk devletleri, Türk evet. Cumhuriyetleri. Evet. Türkiye diye bir şey yok yani. Ayrıştırmaya çalıştıkları için. Can Azerbaycan'a tekrar selamlar olsun. Şimdi Okan kardeşimiz mesaj atmış Metin Bey tekrar. Okan'cığım seni hemen spor alanında da görmek istiyorum. O kısmı da söyledik. Orayı da lütfen hemen Muhammed hocamıza başvuruyorsun. Bir şampiyonlukta birincilik, ikincilik, üçüncülük hiç fark etmez. Tabii. Yani yeter ki bir başvursun. Asıl değil şampiyonluk mi? Hayat mücadelesi vermektir. Tabii ki. Evet. O mücadele yapmaktır, yani, onu başarmaktır. Oraya katılmak yani. Demek zaten ben şampiyonum demek. Ben evimde oturmuyorum, ben kaderime razı değilim demek yani. Oraya katılması, düşünün Metin Bey'den Kocaeli'ne gittik, ta 1100 kilometre yok. Aynen. Otelde kaldık, yüzme havuzlu etkinlik yaptık, değişik bir insan gördük, değişik bir yemek gördük, değişik biriyle bir sohbet ettik. Yani bence en büyük şampiyonluk bu. Çünkü kabuğundan sıyrılıyorsun. Ceviz kabuğunun içine sığmaktansa benim dünyam bu değil diyebilmektir şampiyonluk. Evet. Buna da imkan vermek lazım ki dediğim gibi her dakikada söylüyorum bu imkanımız da var. Şükürler olsun bir Türkiye Cumhuriyetimiz var. Spor Bakanlığımız var, Spor İl Müdürlüğümüz var, Belediye Başkanımız var, Spor İl Müdürümüz var. Her bütün şeyler, kurumlar sizin emrinize amade durumda. Evet, evet. Metin Bey, ilave edecektik sanırım. Ben şunu söylemek istiyordum. Şimdi lisansımı çıkarttım, şimdi ne yapacağım diye düşündüm. Sonra dediğim gibi Müdür Bey'i aradım, ondan sonra tanışmamız öyle oldu. Yani gerçekten... Lisanslarını çıkarsınlar, başvurusunu gerçekleştirsinler, çalışmalarına başlasınlar. Sadece lisans çıkarttığı zaman ilk adımı atıyorlar zaten. Onu başarıyorlar. Ondan sonrası arkası geliyor. Evet, gelecektir eminim. Normal sporcular için de Melisa Hanım şöyle bir durum var. Türkiye Şampiyonası'nda derece yaptıklarından dolayı milli takım aday kadrosuna seçiliyorlar. Beden eğitimi öğretmenliğine girerken üniversite sınavlarında %50 artı puanla giriyorlar. Ve üniversiteyi okurken mesela normal burs, örnek vereyim, 800 liraysa 3 katı burs alıyorlar ve geri ödemesiz. Yani 2400 lira gibi bir milli sporcu bursu var şu an. Çok devletimizin iyi. Vermiş olduğu ki bu engelli kardeşlerimiz de beden eğitimi bölümlerinde spor yöneticiliği bölümü var. Onu okuyabilirler rahatlıkla. Hani fiziksel temasın gerektirmediği bölümlerimiz de var beden eğitimi bölümünde. Evet, yeter ki istesinler. Evet. Şimdi Okan kardeşimiz demiş ki Metin Bey, engelli yaşam merkezinin içerisinde acaba neler vardır? Başkanımızın bilgisi var mıdır demiş. Selamlar olsun tekrar. Bildiğim kadarıyla ben size anlatayım. Sinema
olması lazımdı, bilardo olması lazımdı, engellinin fizik tedavi için psikolojik destekler gibi şeyler olması lazım. Detayını tam bilmiyorum, okudum ben. Bunlar aklımda var. Ya daha da artacağını düşünüyorum yani. Bir engelliye uygun bir yer. Yani evet. Yaşam merkezi. Büyük bir kompleks. Aynen. Değil mi? Aynen. Hemen 7 katlı şey. Bir bina. 7 katlı. Düşünün. İçerisinde yok. Sinema sistemi, sinema şeyine kadar var içerisinde. Ha, çok güzel. Gerçekten Elazığ'ın çevresini değiştirecektir. Doğu'da tek bir proje bence. Doğu'da böyle bir proje. Doğu'da tek bir proje. Evet. Batı'da var. Örnekler var ama Doğu'da tabii ki bir tek. Harika. Başkanımız sağ olsun. Aynen. Şahin Başkanımız sağ olsun. Saygılarımızı sunuyoruz tekrar. Evet. Azerbaycan'dan mesajı atan seyircimiz Arzu Cabralı'yı. Soyadını yanlış telaffuz ettim. Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim demiş. Arzu Hanımcığım çok selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sizi de öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Metin Bey şöyle demiş bir seyircimiz. Metin abiye sorar mısınız TOKİ'ye yazılmak için rapor yüzdesi kaç olması gerekiyor? En az %40. Zaten onun altı engelli sayılmıyor. 90'a kadar çıkarılıyor. %90. %40 bir engel raporunun olması gerekiyor. Üstüne aynen. Bir evin olmaması gerekiyor. Aynen. Bir de üstüne bir ev olmaması lazım. Hiçbir yerde çalışmayacak şekilde sadece engelli maaşı olabilir bu açıdan. Dilekçi olarak bize başvurabilir. Ondan sonra biz zaten gelişmeler yapıyoruz zaten. Evet bu çok güzel oldu. 200 tane kardeşimize TOKİ'den uygun fiyatlı bir şekilde evler. Evine rahat bir şekilde gidip gelmesi ve evinin olması onlar için dezavantaj diye düşünüyorum. Almanya'dan bir tır dolusu tekerlekli sandalye Elazığlar gelecek. Elazığlar Derneği. Evet Elazığlar Derneği. Onları nasıl sahibi olabilecekler Metin Bey? Şartı var mı? Şöyle raporlarla birlikte kimlik fotokopileri ve dilekçelerle beraber bize başvurmalar lazım. Tabii engelli akülü aracı olmayacak. Ha var kırılmış olmuşsa onları bize getirecekler. Biz de onları tekrardan tamir edip farklı engelli kardeşlerimizin yararlanması için kendilerine vereceğiz onları. Evet. Metin Bey bizim az bir dakikamız kalmış Muhammed Bey sizin için de söylüyorum. Projelerimiz vardı. Evet. Önce Metin Bey'inkini alalım. Özellikle bir kitaptan bahsettik değil mi? Evet. Şu projelerimizi birazcık genişletelim. Şimdi biliyorsunuz bizim engelli kardeşlerimiz kitap yazıyorlar. Bu açıdan çok güzel seviniyorum. Nurçin kardeşimiz de değil mi? Selamlarımızı selam yollayalım. Olsun. Çünkü seviniyorum. Niye biliyor musunuz? Bak biz başarabiliyoruz. Bir kitap yazıyoruz. Tek elimizle, tek parmağımızla kitap yazıyoruz. Yani engelli kardeşlerimiz gerçekten boş durmasınlar, bir şeylerle uğraşsınlar. Bunu demek istiyorum biz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Hayata sımsıkı bağlansınlar. Yani sadece benim kaldırımlar olmadı, şu olmadı diye değil yani. Bunları zaten yıkıp önümüzdeki engelleri kaldırmamız lazım bu açıdan gerçekten. Ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi böyle konuk ettiniz Melisa Hanım. Ben çok gururluyum. Sizinle, aracınızla engelli kardeşlerimize ulaşabiliyoruz. Sorunlarımızı dile getirebiliyoruz burada. Gerçekten siz de bir engelli dostusunuz. İzliyoruz, görüyoruz ne kadar önem verdiğinizi. Evet. Programınızda gerçekten başarılar diliyorum bu açıdan. Çok teşekkür ederim. Teşekkür daha ediyorum. Vaktiniz var Metin Bey. Veda için daha vaktiniz var. İnanın ki Metin Bey şöyle. Engelli kardeşlerimizin sesi benim programda özellikle Okan kardeşimiz oldu. Okan'ın sürekli ulaşması şunu söylemeye çalışıyorum. Mevcut sorunlarımızı sadece biz bilebiliriz. Şu anda siz benim yaşamış olduğum sorunları bilemezsiniz değil mi? Evet. Önemli olan burada benim dile getirmem. Evet. Dile getirince ne oluyor? Herkese ulaşmış aynen. oluyor. Engelli aynen. kardeşlerimiz evlerine çekilmesinler. Özellikle programlara yazsınlar. Bir şekilde ulaşsınlar ve dışarıda geçsinler. Evet. Yani çekinmeden. Tabii çekinmeden. Artı niye dernekler var? Niçin var? Bunlar... Derneklere başvurabiliyorlar, sorunlar olduğu zaman engellerin bilgi alışverişinde yapabiliyorlar. Sadece bir dernek olmuş, orada kurulmuş diye değil yani. Bunlar onlar için kurulmuş. Onların mücadelesi için kurulmuş. Onların sorunlarını dile getirmek için kurulmuş. Yani mutlaka engelli derneklerine de başvursunlar bu açıdan. Bilgi alsınlar, engelli kanunlarını oradan öğrensinler. Benim ne kanunum var, ben raporu aldım ama raporda ne yapabilirim, bana hangi haklar var bu açıdan. Burada bilgi alabilirler. Mutlaka engelli derneklerine başvursunlar bu açıdan. Evet. Muhammed Bey. Sahipsiz olmadıklarını bilsinler. Haklarını, özlük haklarını, kanunları, yasaları, internette her türlü imkanları var. Spor anlamında, sosyal anlamda, müzik anlamında. Az önce örnek verdik. Metin Bey anlattı. Evinden gelip alıyorlar. İsterse spor salonuna gidebilir, aynen. isterse hastaneye, isterse bir müzik kursuna. İmkanları çok. İşte sorun ne biliyor musunuz? Evet. Sorun
insanların, engelli kardeşlerimizin bu hizmetlerden ne kadar haberdar oldu? Evet. Birçoğunun haberi yok. Yani doğru, şehir hastanesi evet. Zaten çok uzak. Evet, sonuçta buradan taksiyle gittiğinizi düşünün. Birçok insan bunu karşılayamayabilir. Tabii. Evet. Ama böyle hizmetler var. İşte derneklere üye olurlarsa birçok şeyden haberleri tabii olacak. Ki, ve daha ki. Güçlenecekler. Aynen, aynen. Sadece zaten dernek başkanları bu yönde. Onların önünü açması yönünde. Dediği gibi araç evinden gelip hastaneye götürüyorsa, bunu başarabiliyorsak gerçekten bunun bilgisini alabilir. Kimi çoğu bilmiyor bunu bu açıdan. Evet. Şöyle yani biz de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Hem siyasi konusunda olsun hem sorunlar konusunda olsun gerçekten. Hani engellerimiz yeter ki rahat bir şekilde yaşamaları için. Kendi kaderlerine terk etmeyelim. Ben onların sesi olacağım. Sonuna kadar da olmaya devam edeceğim. Melisa Hanım, engelli bir kardeşimiz nasıl ki seçim zamanı bir oy kullanıyorsa, o oyu da bir oy olarak değerlendiriliyorsa, kanunlardan da, yasalardan da bir insan gibi her türlü imkanın olduğunu belirtelim buradan kardeşlerimize. Nasıl ki oy sayımında sizin oyunuzda bir oy, biz normal vatandaşsınız, normal bir bireysiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferisiniz, bir askerisiniz. Ha, bazı insan asker savaşarak sporcu müsabak anlamda, engelli kardeşlerimizin de sanat anlamında, dua anlamında, onlar da bizim bir şeyimiz, güç oluyor. Mesela engelli kardeşlerimiz evinde oturuyor, tesbih çekebiliyor mesela, dua da edebiliyor değil mi? Hani evet. Kiminin duası, kiminin parası, kiminin de fiziksel aktivitesi. Bu anlamda ben birçok öğrencim de vardı, halen de var. Ki ben birçok müsabakaya gittiğim zaman mesaj atıyorlar. Hocam size dua ediyoruz ki resim de atıyorlar. Dediğim gibi hiçbir zaman kendi özlük haklarını, hangi durumda olduklarını unutmasınlar. Onu demek istedim. Evet, mesajımızı okuyayım, artık programımızı kapatmak üzereyiz. Melisa Hanım, hayırlı programlar. Programınızı ilgili takip ediyoruz. Sayın Muhammed Hocam'ı engelli kardeşlerimize gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor. Metin Bey'e başarılarının devamını diliyoruz. Polis Azmi'demiz selamlar olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, şimdi destek mesajlarımız geldi ama engelli kardeşlerimizin birçoğu yine sorunlarını dile getirmediler. Metin Bey, siz özellikle köşe yazılarınızda dile getirmeye çalışıyorsunuz. İşte farklı programlara katılarak dile getirmeye çalışıyorsunuz. Umarım ses olmuşsunuz ve olmuşuzdur. Olacağımı da düşünüyorum, gerçekten olmuşumdur. Köşe yazılarımla olsun, hem bireye hem normal engelli kardeşlerimize. Bu açıdan belki ulaşamadığımız yönümüzün köşe yazılarımızda oluşmuştuk. Sosyal medyalar bu açıdan, engelliler evdeyse sosyal medya üzerlerinden hem engelli haklarını öğrenebilirler veya engellinin benim hakkım ne, nasıl bir yararlanabilirim raporumla ilgili bunu araştırabilirler kendisi veya derneğimizi arayarak bizlere ulaşabilirler. Zaten engelli gruplarımız var. Onlardan kendi engelli kardeşlerimizin sorunları olsun, bilgi alışverişi olsun paylaşıyoruz kendi içerisimizde. Yani kendilerini yalnız hissetmesinler, bu açıdan kaderlerine terk edilmiş zannetmesinler. Biz buradayız, her zaman da sonuna kadar da burada olacağız. Kendilerini yani bir abileri gibi görsünler beni, ben onların sesi olacağım. Evet. Ne olursa olsun telefonum 24 saat açık, ulaşabilirler, sorunlarını paylaşabilirler. Düşünün, bir engelli kardeşimiz geldi benim yanıma, dedi benim %92 raporum var, ne yapabilirim? Ben kendisine ne yapabilirsin, hangi haklardan yararlanabilirsin, yönlendirdim kendilerini. Evet, yeter ki ulaşsınlar. Aynen. Muhammed Bey, size ekleyeceğim son bir şey var mı? Son olarak Melisa Hanım, Kanal 23 ailesine size teşekkürlerimi iletiyorum. Bu kardeşlerimize bir köprü olduğunuz için. Bir sonraki programda inşallah 3 kişi değil de şöyle 15 kişi oturalım. Değişik branşlarda madalyalarımızla beraber, şampiyonluklarımızla beraber. Burada olmak istiyoruz. Bunu da sözünü verelim. Valimize, belediye başkanımıza, spor il müdürümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum bu açıdan. Eşime de teşekkür ediyorum, Hatice. O da bizim kahrımızı çok çekti. Kendisi evde tek kalıyordu. Hocamızla birlikte çalıştığımız geceleri çalışıyordu kendisiyle. Hem sizi de gerçekten bu açıda, dediğim gibi, engelli dostusunuz. Bizleri unutmadınız. Her alanda, her konuda bizleri gerçekten sizin sayenizde, Kanal 23 sayesinde
bütün vatandaşlarımıza ulaştırıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Diğer seyircilerimiz, güzel kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimiz, sizleri seviyoruz. Her zaman dediğim gibi benim başımın tacısınız. Lütfen sorunlarınızı yeter ki dile getirin. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.